Aa yeter ama ya. Kayma. Şu boya aynasını buraya getirdim çünkü neden masa aynam yok? Var da 1 milyon önceden. Pastel aldığım düştü. Neyse. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu aylar vampir ayları. Herkes bir vampir oluyor. Herkes seksi, güzel, muhteşem vampirler oluyor. Vampir değil de işte ne bileyim, cadı, Halloween kostümleri vesaire. Benim de tabii ki maddi imkanlarımın kısıtlı olması yine benim yaratıcılığımı, yine benim eldekiyle en güzel ne yapabiliriz diyen o beynimin bir lobunu çalıştırdı. Yine maddi yetersizliklerden zannediyorum ki en güzel olacağını düşündüğüm bir video çıkacak. Asla hiçbir şekilde bir şey almadım yani. Asla cebimden 5 kuruş çıkmadı. Hani ne bileyim, bir şey falan alırsın. Gıda boyasıdır ya da ne bileyim bir renksiz gözdür. Onlar da gerçi ne kadar bilmiyorum ama. Ne bileyim şu peçeteyi ıslatırım falan. Onu göz bebeğime yapıştırırım mesela bir sürelik. En azından fotoğraf çekerken falan, kapak fotoğrafını çekerken falan. Her neyse bir Halloween. Bu benim hayatımda ilk defa yaptığım bir Halloween makyajı. Ama öncesinde çok hafif tenimi kapatmam gerekiyor çünkü. Çünkü yani bu ne? Bu ne? Bakar mısınız? Maalesef başımda böyle bir şey çıktı. Ve hani bir haftadır baş vermedi. Başım deli gibi ağrıtıyor. Şu an iyiyim ama niyeyse. Şurada ve şurada. Hadi bunu neyse bu uç taraftı hemen sıktım. Ama onu hala bekliyorum. Ha beklerken böyle ara sıra sıkıyorum canım. O kadar çok yanıyor ki ama yine de sıkıyorum ve sonrası o kadar çok hep bir iğrenç bir kısır döngü. Güzel böyle minik bir tenimi kapatacağım. Öyle Maybelline falan kullanamam ya da Noot'un fondöteni kullanmayacağım. Çünkü birazdan sileceğim makyajı. O yüzden en ucuz kapatıcılarımdan olan neymiş? Rimmel London. Zaten bu videolar için almış olduğum bir kapatıcıydı. Smelly bugün benim kalan son makyaj süngerimi de paramparça ettim. O yüzden maalesef ki fırçayla ve bütün yüzüme de şu küçük... Nerede? Aa, masada böyle bir şey var. Bunu ıslattım, yaptım bir gülüyor. Nerede? Aa yok. Asla yok ama gerçekten. Arkadaşlar yarım saattir evi arıyorum ve o küçük şuralarıma falan o kapatıcıyı yedirdiğim o süngerli o Allah'ın belası şey bulamıyorum. Konuşmadığım bir kahpe hediye etmişti bana, acaba onun ahı mı neydi anlamadım. Neyse Allah'ın belası ten makyajımı yaptım. Ay iyi kapattı ha, baksana. Klasik kırmızılı bir göz makyajı yapacağım. Böyle bir sürü kırmızı rujum var. Kırmızı farım pek olmadığı için. Kırmızı ama daha çok bordo kırmızı bir göz makyajı olacak. Bakayım bu da kullanılır. Açık kalsın. Fırçalarımın hepsi kirli. Ama şöyle kirli. Açık renk kirli. Açık renk far var yani üstlerinde. Ben daha çok koyuyla çalışacağım için tekrar şey yapmaya gerek yok. Bir tek temiz olan bu. Onunla da artık yapabilirsem şu göz makyajımın şuralarını falan bununla yapacağım. Şu nottan da çok hafif. Bu arada bu notun kapatıcısı bayağı iyi. Benimkisi bir numarası, fazla açık bence. Çok açık değil de ben bunu bazen fondöten içinde kullandığım için kapatıcıları. Yani önce kapatıcı sür, üstüne fondöten sür yapmadığım için bir kapalı tonunu falan alacağım. Ama gayet güzel kapatıyor. Sadece bu yok tabii gözümde ama yine de güzel olduğunu söylemek istedim. Etrafı biraz daha pembe olacak. Hızlı başladık. Bu arada yapacağım makyajın ismi, Halloween makyajımın ismi, Vampir Köylü Lubunya. dedim ki Samet sen köyden gelmedin mi? Bir de nereden buldum bilmiyorum. Vampir Köylü, nereden buldum değil, Musa oynuyordu. Vampir Köylü diye bir oyun varmış ama ben hiç oynamadım. Bilmiyorum da tam olarak nasıl oynandığını. Dedim ki neden onu kendime uyarlamıyorum ki? Gidip bir vampir kostümü alamayacağıma göre. Küçük fırçalarla, mesela şundan al biraz. İnşallah 1-2 ay sonra
kamerayla çekersem videolarımı. Umarım çok daha net ve daha güzel görebilirsiniz ama şu anlık sadece bu. Bu arada ben alt tarafa da pembe süreceğiz. Önce kenarları biraz ıslak mendil alsam daha iyi olacak çünkü fırçada falan kalacak. Çık be! Yeter be abla! Bir sus be abla! Ya inanmıyorum. Kaymış oradan priz görünüyor. Niye uyarmıyorsun? Dolin de iyi hissediyormuş ha. Evet. Şimdi azıcık kurusun. Çok sürdük. Birazını geri alacağız. Sinirim bozuldu. Arkadaşlar göz makyajı bitti. Şöyle bir şey oldu. Kötü olmadı. Şu aldığımı falan süreyim sonra da dudağa geçeceğiz. En sevdiğim kırmızı ruj. Ya bu ne be? Çıktı bunun içinden. Dudak kremi sürsem mi acaba? Hayır. Çok açık bir renk. Ay keşke siyah oje sürseydim. Ne kadar yaratıcı. Lubunya vampirimiz köyde kendini siyah oje bulamadığı için ruju oje olarak kullanmış gibi bakalım. Şimdi birazcık kurusun sonra bunu birazcık daha koyulacağım tabii ki de bu kırmızılıkta kalmayacak. Ama çok güzel bir kırmızı yani dişleri de güzel gösteren bir kırmızı. Buradaki kısmı. Ay kasıldı böyle kalacaktım az kalsın. Arkadaşlar makyaj bitti. Güzel oldu bence. Şöyle. Şöyle yaparmış gibi. Şimdi üstümüzü giyelim. Tabii ki de kostümümüz olmadığı için her Lubunya'nın yaptığı. Eğer elinde CD olabilecek kostümler yoksa çember, şal ve benzeri ürünlerden çok rahat bir kıyafet yapabilir kendine. Eğer zekası yetiyorsa ve yaratıcılığı ve içindeki moda tasarımcısı Lubunya hala yaşıyorsa terliğin arasına çorap koyup ya da terliğin üstünden çorap giyip o araya giymediği çorapları yumuk yumuk yapıp onlarla topuklu terlik de yapabilir. Bunlar hep Lubunyalara tavsiyedir. Ya oldu bence. Işık, ışık, kırmızı ışık. Ve son aksesuarımız. Ay şu isim eline zilini bulayım taksam. Olmaz ki bu ya. Küçük gelir. Şöyle. Çok iyi olmuş aslında. Çok bir Lubunya'nın olmazsa olmazıdır bu. Neyle yapabilirim bunu? Ah yaratıcılık. Ah sen nelere kadirsin, kadirsin. Nasıl yapacağım onu? Nasıl birleştireceğim bunları? Kancalı da tokam var benim onlarla. Üf çok zor bir kıyafet. Bir yerde bu yanlış oldu bir şeyler ama anlamadım. Ve bu sefer son aksesuarımız. Olmazsa olmazı. Köylü bunyası aynı zamanda köy vampiri olduğu için. Şu minik eşarbımızı da takalım. Namusumuza laf gelmesin. Ay bana bir isim bulmak gerek. Ay bunun ismi ne olsun? Şaziye, Şaziment, Sametiye. Ne olabilir ya? Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Arkadaşlar videoyu yavaş yavaş kapatırken ben de bana lisede, ortaokulda, ilkokulda, oyun oynarken, köyde, parkta, sınıfımda bana kötü davranmış bütün homofobiklerin yatağına gitmeye hazırım. Şimdi ben o kızların elini, erkeklerin de elini kopartmaz mıyım? Umarım
bütün gazabım üzerinizde olur. Umarım elim iki dünyada da yakanızda olur. Umarım sizi ben affetsem Allah affetmez. Arkadaşlar bence artık kapanışı yapayım ben. Çünkü çok yoruldum ve artık yani bayağı geç oldu. Bence eğlenceli bir video oldu. Özellikle benim için. Hiçbir eşyamı arayıp bulamasam da zaten umuyorum ki yarın kullanmadığım bir saat diliminde hepsi önüme dizilecek. O yüzden hiç sorun etmiyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım eğlenirken bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. Kanala abone olup beğenip yorum yaparsanız çok müteşekkir kalırım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Neden hiçbir şey öğrendiğim zaman bulamıyorum? Neden?